cezasını çekerim. Bu benim için ayıp oldu. Hakkınızı helal edin. Bu okumuş olduğum ayet-i kerime Maide suresi 90. ayet-i kerime. Konumuz da içkiler hakkındaydı. Bu dersimizi yarınla devam ederiz. Bu içkiyi yasaklayan temel ayet Kur'an-ı Kerim'de dersimiz bu olsun inşallah. Bunu da kısaca zikreder. Buradan ötesini yarınki dersimizde konuşuruz. İçkiyi çok içerdi Araplar. Malum çok da sarhoş olurlardı. İslamiyet de bunu yasaklamakta biraz gecikti. Çünkü alışkanlık yapıyordu. Yüreklerde Allah sevgisi öldükten sonra dirilme, hesap verme öyle bir yerleşmeli ki nefsin böyle hazlarını yıkıp atmalıydı. Yoksa insanın kalbinde köklü bir Allah'a iman ve Allah korkusu olmazsa içki haram haramsa daha ne yapalım içerisinde içmeye devam ederlerdi. Allah Teala Mekke döneminde 13 yıl Müslümanlara iman ve güzel ahlakla alakalı ayet-i kerimeler gönderdi. Yani o hale geldi ki Müslümanlar kendinizi öldürünce Allah onları öldürecek. Allah Celle Celaluhu tasavvuru, düşüncesi kalplere öylesine yerleştirildi. Allah öyle bir ilahtır ki o emredildiği zaman yapılır, o yasakladığı zaman terk edilir. Bu iman, bu duygu, bu takva seviyesi işte bütün bir Mekke döneminde devam ettik. Sonra Medine'de Müslümanlar devletlerini kurdular. Namaz farz oldu, oruç farz oldu, zekat farz oldu. Müslümanlar cihada gittiler. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı hala içki yasaklanmamıştı. İçki çok sonradan yasaklandı. Müslümanlardan Uhud Savaşı'nda şehit olanlar, akşamleyin içenler de vardı yani yasak olmadığı için. Günah değil tabi o zaman. Allah-u Teala bu topluma içkinin kötü olduğunu yavaş yavaş tedricen aşamalı bir şekilde öğretiyordu. Dinimizde böylesine bir şey var. Bazı böyle işte delikanlı Müslümanlar var. Canlı kanlıdırlar böyle. Çağımızda onlara radikal da deniyor. Yani bıçak gibi keserler. İşte hayat böyle olmuyor. Tedric, aşama. Bir işi alışa alışa, benimsete yapılması muvaffakiyet veriyor sonuç itibariyle. Bazı böyle, şu an burada da rastlıyor işte, İslam olmalı, evet olmalı, herkes bunu istiyor. Hadi buyur, olalım, nasıl olalım, kiminle olalım, hangi toplumla olalım, kiminle Allah yolunda cihada gidelim. Müslümanları beğenmezler, asarlar, keserler kendilerine göre. Sorarsın, sen kaç Müslümanın? Sen bir Müslüman olarak Müslümanları beğenmiyorsun, anladın. Sen kaç savaşa girdin? Kaç kafir öldürdün? Sen farklı ne yaptın? Her şeyi bir anda istemek, hiçbir şeyi istedap ettir demiş. Kelmalı Muhammed Hamdi yazır. Tefsirinde bu cümle İslamiyet'in aşamalı eğitim, tedrici eğitimi çok güzel anlatıyor. Allah-u Teala da insanları böyle terbiye etti. Bir günde değil, yıllar süren bir düşünce. Önce içki hakkında soru soruyorlardı. Bir ayet-i kerime geldi. يَسْأَيُونَكَ عَلِ الْخَمْرِ Senden hamrı içkiyi soruyorlar. De ki onun zararı da var, faydası da var. Ama zararı faydasından da olmaz. İnsanların içkiye karşı zaten bir nefreti var da çünkü pisliklerini görüyorlar. Hazreti Ebu Bekir içmez. Ya niye içmiyorsunuz? Ben hayvandan farklı kılın, farksız kılın değiliz yani. Yani insanla hayvan arasında fark akılsa insanın aklı götürüyor, mürüvveti götürüyor. Öyle sersemce işler yaptırıyor ki ayıp olduğu zaman hiç yapmaz bu insan. Öyle ağzından sözler çıkıyor ki ayıp olduğu zaman sarhoş. Hiç söylemez, utanır ama sarhoş kafayla yapıyor. Ben buna, bu duruma niye düşeyim diyor. Akıllı olan. Bu ayet-i kerime madem ki zararı fazlasının daha çok dediğimde bir Müslümanın bir kısmı içkiden uzaklaştılar. Fakat haram olmadığı için içenler de vardı. Yine böyle bir gün içki meclisinde ziyafetin arkasından içiyorlardı. Namaz oldu. Namaza adını vermeyeyim. Çok sevdiğimiz bir sahabe. O da ki yani biz aciz insanlarız. Kalbimizde bir acaba orada böyle
böyle bir müşteriye gelebilir. İçki haram olmak için gelmemesi lazım. Hadi söyleyelim. Hazreti Ali radıyallahu anh imam oldu. Kul ya eyyühe kafirun la a'budu ma ta'budun okurken sarhoş kafayla la'ları unuttu. Böyle olursa ortaya korkunç bir mana çıkıyor. La a'budu ben tapmam ma ta'budun sizin taptıklarınıza ve la entum a'buduna ma a'bud siz de bir ben taptığıma ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Şimdi bu la'lar kalkın da ben taparım sizin taptığınıza gibi ne olsun billah çok çirkin bir mana çıkıyor. O zaman Allah-u Teala bir ayet-i kerime daha indirdi. La takrabu salata ve entum sukara. Sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşmayın. Yani sarhoş iseniz, içki içmişseniz, kafada gitmişse namaz kılmayın. Şimdi bizim Bektaşi baba hiç namaz kılmazmış. Derler ya, erenler niye namaz kılmıyorsun? Allah Kur'an'da namaz kılma, namaza yaklaşma diyor. Ya Allah namaz kılma der mi? Diyor Kur'an-ı Kerim, aç bak. La takrabu salate. Namaza yaklaşma. Ve entüm sukara var arkasında. Sarhoş olduğumuz var diyette. Sarhoş olduğumuz var. Ben hafız mıyım Kur'an'ın hepsini ezberleyeyim diyor. İşine gelen buraya kadar. La takrabu salate ve entüm sukara. O zaman Müslümanlar İçkiden gene bir miktar vazgeçtiler. Fakat bu ayet-i kerime çok enteresan. İslamiyet günde 5 vakit namaz istiyor. Ve insanın 24 saatini namaz öyle bir ayarlıyor, planlıyor ki yatış saati, kalkış saati ve gündüzün işi bırakıp da hesap verme saati çok güzel ayarlanmış. Yani bir Müslümanın 24 saatini yaşamada namaz kılmanın ehemmiyeti vakit bilinci açısından bakıldığında ilginçtir, çok faydalıdır. Şimdi bir adam öğlen içse, öğle namazı gider. Sarhoşluk geçmez, ikinci de gider. Akşamleyin içse, akşam ve yatsı namazları gidebilir. Uzun bir yatsı namazının vakti var, belki sabaha ayırır. Onun değil, incelenirse çok namaz kılacak vakit yok, sadece akşamları var. O zaman günün diğer saatlerinde Müslümanlar namaz kılacağız. Namazı kaybetmeyelim diye içkiden uzaklaştırıyoruz. Bir hayli vakit saatte içki içmediler. İçkiyi ancak o geniş saatte, yani yatsıdan sabaha kadar kullanan saatlerde içenler içerdi. Fakat içki hoş bir şey değildi tabi. Bu bizim zamanımızda daha da büyük felaketler. O zaman trafik, kilo, cinayet böyle değil. Fakat çok kavgalara sebep oluyor, çok fuhuşa sebep oluyor. Çok böyle sarhoş kafayla kavga, yağma, yalancı bir cesaret verilmiş. Onun için bu anarşistler, teröristler terör uygulamalarından önce ya içkiyle ya uyuşturucuyla önce bir kafaları başlarından alınıyor yani. Bir gün yine ziyafet esasında Müslümanlar yemişler ve içmişlerdi akşam yemek başında derken şu şöyleydi, bu böyleydi, ters düşüyor fikirleri birbirine yallah çöküyorlar. Bir kavga, iki grup. Müslüman kardeşler, oradan bir tanesi deve haşlamışlar, kemiğini böyle etlerini yiyorlar. Devenin öyle kalça kemiğini tuttuk da kafasına vurana kadar bir Müslümanın kafasını uzatarak yemiyor, kanla böyle perişan. Tabi bu vaziyet böyle olunca Hazreti Ömer Efendimiz, Peygamberimiz de geliyor. Ya Rabbi, ya Resulallah, yüce Allah yalvarıyoruz, sen de yalvar. Bizimle içkinin arasını ayırsın. Bu lanetli içkinin bize bir faydası yok. Bize bu hususta Allah-u Teala kesin bir emir versin diyor böyle dertli. İşte o zaman bu ayet-i kerimeler iniyor. Ayet-i kerimeler iniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayet-i kerime Maide suresi 90 ve 91. ayet-i kerime benim önümdeki Musab Hüseyin'in 124. sayfasında. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler artık söz size kafire münafığa değil. Siz ey Müslümanlar iyi bildiniz ki innama hamru hamır yani insanın aklını örtüp sarhoş eden hamır örtmek manası. Onun için kumar başörtüsü. Örtme. İnnemel hamru insanın aklını alan sarhoş eden o şarap. Tabi hamur kelimesi doğrudan
üzümde mi hurmadan yapılan şarabı ifade ediyor. Onun ötesinde yapılanların adı başka. İnnemel hamru, hamur, hadis-i şeriflere göre hamur gibidir bütün sarhoş ediciler. Onu yarınki dersimizde görelim inşallah. İnnemel hamru, hemen ancak şarap, belmeysu, kumarlar, ansap, dikili taşlar, putlar, tapınmaya mahsus heykeller, putlar, vel ezdan, fal okları, ritsün, pisliktir, min ameli şeytan, şeytanın amelinden, şeytanın isminden. İki pislik bir araya hem zaten zatında pisliktir, hem de min ameli şeytan, şeytan için bir pisliktir. Müslümanla hiç alakası kalmamış. Çünkü Müslüman, rits dediğimiz pisliğin, habis, havais yiyeceklerde görmüştük yakında bu kelimeyi. Bunların Müslümana haram olduğunu, yasak olduğunu bilir. Tabiat da bundan nefret eder zaten. Pislikten ve habisten. Rizsün pisliktir. Üstelik min amele şeytan, şeytan işi. Şeytan nerede? Müslüman oradan kalkıp gidecek. Müslüman şeytan olduğu yerde kalkıp gidecek. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda cahil birisi Hazreti Ebu Bekir'e sataştı. O da ses vermedi. Peygamberimizin huzurunda izliyor. Adam kalktı, bir kötü söz daha söyledi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz hazmetti, hiç cevap vermedi, karşılık vermedi. Peygamberimiz tebessüm ediyordu. Böyle gülüyor. Adam kalktı, bir terbiyesizce daha saldırdı Ebu Bekir Efendimiz'e. Ebu Bekir Efendimiz de yeter artık ben Müslüman diye ona bir cevap verdi. Peygamberimizin gülen yüzü birden eşkindi ve kalktı gitti. Bunlar Peygamberimizin huzurunda zaten yapılmaz. Ama oldu bir kere, fakat Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in yüreğine bir hançer saplandı. Peygamberimiz adam bana sataşıyordu, tebessüm ediyordu, neşeliydi. Ben cevap vermezken, cevap verince suratım arası kalktı gitti. Ben burada suçlu duruma düştüm galiba dedi. Ve arkasından koştu Peygamberimizin, sordu böyle böyle ya Resulallah. Evet dedi Peygamber. O sana sataşıyordu, sen susuyordun, senin yerine, senin başında bir melek ona cevap veriyordu diye. Bir daha sataştı, gene senin yerine başındaki melek ona cevabını veriyordu diye. Ama sen ne zaman ki ağzını açtın ona cevap verdin, melek gitti, yerine şeytan geldi. Müslümanları birbirine kışkırtan, düşünen şeytan geldi. Şeytanın olduğu yerde de ben olmadım. Onun için şeytan ise bir pislikse Müslümanın olmaması lazım. Feçteni buhu. Ondan yani içkiden kesinlikle içtinab edin. Uzak durun. La lekum tuflihun. İflah olmak istiyorsanız. İflah felah. Kurtuluşa ermek istiyorsanız. Maddi manevi. İçkinin olduğu yerde felah olmaz. İflah olmak istiyorsanız, felaha kurtuluşa ermek istiyorsanız ondan kaçın. İnnemâ yuridu şeytan. Şeytan arzu eder, ister ki en yuhya beynekumul adavete, aranızda adavet ika eder, sokar, düşüren. Vel bağda ve buz, kin, nefret koyar aranıza. Fil havli, içkide vel meyseli, kumar. Yani içki ve kumar oynatmak, içilmek sebebiyle, bunlar vesilesiyle sizin aranıza şeytan, kin, nefret, adalet, düşmanlık sokmak istiyor. Yetmedi mehun ve yasuddakun an zikrillah. Sizi Allah'ın zikrinden alıkoymak istiyor. Sarhoş Allah'ı unutur. Sarhoş zikreder mi? Edemez. Ve yasuddakun an zikrillah. Bir insan düşünün nasıl layık olabilir? Layıklık neydi? İnsanın düşüncesinde ve hareketlerinde tamamen dili bir kenara atması, kendi nefsinin keyfinin ya da bir başkasının nefsinin keyfinin istediği gibi hareket etmesi. Tek kelimeyle din dışı yaşamak, din dışı kalmak. Sarhoş olunca adam ne yapacak? Allah'ı unutacak, dini unutacak, Allah muhafaza eder. Zikri unutacak, daha ve anissalah. Hele hele de namazı. Yani Müslümanlık önce bir la ilahe illallah, ondan sonra namaz. Namaz gibi bir ibadet. Sizi bundan alıkoymak istiyor. Ötesi var mı ya? Şeytanın amacı bu, arzusu bu.
Şeytan innama yürüyün, murad ediyor böyle böyle. Tehakantum muttahun, artık siz buna bir son vermeyecek misiniz? Siz bundan vazgeçtiniz değil mi? Uslubun güzelliğine bakın. Tehakantum soruyor Cenab-ı Allah. Madem bu kadar pisliktir, madem bu kadar zarardır, madem bu kadar şeytan içindir, madem bu kadar İslamiyet'in cemiyetteki en büyük kaidesi dinle, dindaşlarını kardeş eylemesidir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوا اِخْوَى Ancak müminler kardeştirler. Bu alçak adam da içkiyle kardeşliğe zarar veriyor. Düşmanlık, kin ve nefret sokuyor. فَهَلْ اَمْتُمُ تَحُوْا Artık buna bir son vermeyecek misiniz? Hazreti Ömer secdeye kapanıyor ağlayarak اِنْتَحَيْنَا يَا رَبِّ اِنْتَحَيْنَا يَا رَبِّ Son verdik ya Rabbi diyor. Son verdik ya Rabbi. Yani sen emredersin, biz tutarız diyor. Elhamdülillah bu ayet-i kerimelerle artık içkinin kesinlikle yasaklandığı meydana çıkmıştık. Ve atiullah, Allah'a itaat edin ve atiur Resul, onun Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de itaat edin, vahyeyi hazır edin, sakının. Davalı olmayın, gidiyoruz. Dinin emirlerini yerine getirin. فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْمَلَاءُ الْمُبِينُ Artık vazgeçmezseniz bu tür kötülüklere, iç gibi kumar benzeri, Allah'ın Resulü'nün vazifesi size açık seçik anlatmaktır. Tebliğdir, duyurmaktır. Oradan öte onun da bir sorumluluğu yoktur. Sizin lazım çekersiniz anlamda. Fakat tavır ne oldu Müslümanların? İşte bir örnek Hazreti Ömer'i gördük. İntihayla. Enes anlatıyor. Bir sahnede oradan dersimizi bitirelim inşallah. Ben diyor babalığımın yanında evindeydim. Abu Talha'nın evinde arkadaşları toplamışlardı. İçki içiyorlardı. Ben de içki dağıtıyordum onlara. Dışarıdan bir ses geldi. Bakara dediler diyor. Genellikle ayetler gelirse Peygamberimiz bir dellal gibi, bir münadi, yüksek sesle bağıran bir insanla onu şehirde, sokaklarda yüksek sesle duyururdu bu ayetler. O zaman kuburda yok, böyle duyururdu. Sonra namaza gelenlere namazda okurdu ayetleri. Böyle bir ayet gelmiş. Ayet de önemli tabi. Hemen duyurulması icap eder. Dışarı çıktım ben diyor, kulak verdim. Elinde şarap testisi, kadehler var. Efendim, ashab-ı kiram da içeride babalığımın arkadaşları böyle ellerinde şarap bak bakalım dediler diyor. Ben gittim dışarı. Bu ayeti okuyor. Allah Celle Celaluhu şu ayeti indirmiştir diyerek اِنَّمَا يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِنَّمَا قَابُرُ وَالْمَيْسِرُ Ben geldim içeriye, dedim ki Allah Celle Celaluhu ayeti kerime indirmiş buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَزْدَامُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْدَامُ بِسُمِنْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ فَاشْتَنِبُوا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ Ashab-ı kirama baktım diyor. Bardak elinde ya. Bir fırt daha çekeyim diyen olmadı diyor. Bardak elinde döktüler. Son bir yudum olsun çekelim demediler. Döktüler. Hatta küpleri kırdılar. Tulukları bıçakla yardılar. Oysa madem ki şeytan için bir pisliktir diye yarmışlar. Bu tulukları yıkayabilerek yıkayarak, tabi eskiden onda çok gerekli bir şey değil mi durum? İçerisine su koyabilir, süt koyabilir, pekmez koyabilir, yağ koyabilir. Yıkadıktan sonra, madem bu pisliğe bulaşmış dediler diyor, küpleri kırdılar, tulukları kesip attılar. Medine sokaklarında içki sel oldu, aktı diyor. İddiadayız. Ama tekten tükten olmaz mı? Olur. Yani insanlık hali olmuş da. Ondan sonra da içki içtiğinden dolayı ceza alanlar var. Hadis kitaplarında bunları okuyoruz. İslamiyet kesinlikle içkiyi yasaklamıştır. Sadece içki değil, içkiyle ilgili başka tarafları da bunları yarınki dersimizde detaylı görelim inşallah. Böylece bugün bu içki yasaklayan ayeti gördük. Yarın da diğer fıkhi hükümlerini inşallah görürüz. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين